Ya onun da çok sorunları var. Yani büyük hastane büyük problemdir. Hocam pandemiden sonra sağlık kuruluşlarında kamu olsun, özel olsun yoğunluk var. Siz de Tabipler Odası Başkanısınız. Bu araştırma hastanesinde doktorlar ayrılıyorlar, istifa ediyorlar. Ya bunların ağır çalışma koşulları mı var, nedir? Bunlarla ilgili bir konuşabilir misiniz? Şimdi şöyle o Sakarya'daki durum. Şimdi 2 yıl boyunca emeklilik, istifa, tayin durduruldu. Şimdi o durdurulduğu için 2 yıllık bir süreçte kimse bir yere yani emekliliğe gelmiş doktor Pandemi arkadaş, döneminde, evet. Pandemi döneminde emekliliğe gelmiş, emekli olmak düşünüyor. Zaten biliyorsunuz şimdi emeklilikte yaşa takılından dolayı mesela bakın ben 29 yıllık hekimim. Emekli olamıyorum. 2 yılım daha var. Şimdi bu 2 yıllık sürecin sonunda bu Temmuz ayında bunlar açılınca bir kısım hekim emekliye gelen bir iki hekim emekli oldu ayrıldı. Bir iki hekim tayin oldu gitti. Tayinler açıldı. Yani sonuçta buralı değiller. Mesela bir arkadaşın eşinden dolayı gitti. Bir arkadaş mesela bizde yan dallar var. Yan dal sınavını kazanıp yan dal ihtisası için gitti. Şimdi onlar var. Birkaç tane de istifa var. Şimdi ne oldu? 2 yıldır hiç istifa yok. 2 yılın toplam mesela her dönem dönem 3-5 ayda bir hekim ayrılır kamudan. Özele geçer Ha, özele vesaire. geçer yani şartlarına göre. Şimdi 2 yıllık süreçte hiç kimse ayrılamadı. Ayrılamayınca ne oldu? Temmuz ayında bu açılınca bu 2 yıllık aslında toplu istifalar oldu. Neden bu hekimler istifa ediyor? Tabii onun birçok sebebi var. Hani en büyük sebeplerden bir Yani tanesi kesin artık olan bir durum yok. Yani bu işte emekliliği gelmiş veyahut da başka yere özele geçmiş böyle bir durum var. Onun dışında olan yani çok istifa. olağan dışı bir durum yok. Yani bu normalde şöyle bakın. 2 yıl içerisinde şimdi 2 yıl kimse bir yere kımıldayamadı. Zaten 2 yıl içerisinde bu Birikmiş. tarz hareketler oluyordu. Ya ama ne oluyordu? Ya bu ay bir tane doktor ayrılıyordu. Aradan 5 ay geçince bir başka doktor ayrılıyordu. Hani bir şeylik olmuyordu. Ama şimdi Toplumda 2 yılın istifa artıyor. toplamı bir aya denk gelince böyle bir şey oldu ve bunların yerine işte biraz hazırlıksız yakalanıldı. Doktor tayini olmadı ama yani en geç yılbaşına kadar onun ben çözüleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bundan önce de oldu. Bundan 5-6 sene önce de bu ilk özel hastanelere çok geçiş olduğu zaman o zaman da doğum evi bir boşalmıştı. Yani açık olsa kapatılıyor ona. Yani tartışma Yani yok sonuçta. o şey olur ama tabii bu dönem böyle biraz sıkıntılı. Sakarya'da sadece şeyde açık var. En büyük açık aslında yan dal uzmanlıklarında var. Şimdi Yani yani özel. kamuda iş yükü gerçekten çok arttı. Bir de bizim Sakarya'nın bir özelliği var. Sakarya'da maalesef tıp fakültesi hastanesi Yok. yok. Tıfuk. Çalışma şartları ağır oluyor. Aynı zamanda özellikle bazı branşlarda döner sermaye dengesizliği yani ücret dengesizliği Ücret var. dengesizliği, iş Şimdi yoğunluğu. iş yoğunluğu var. Şimdi bir uzman hekim ne yapacak? Hayat şartları herkes için kötüleşti. Doktorlar için de aynı şekilde. Bu sefer dışarıda özelde iş imkanı biraz daha yüksek ücret bulduğu zaman onlar ondan dolayı ayrılıyor. Sağlıkta şiddetin önüne geçilemedi. Yani O başlı başına bir geçen sorun. gün gördünüz haber. Yani doğum evinde bilgisayarı parçaladı. Onu parçaladı bunu. Şimdi onu serbest bırakan savcıya şunu sormak lazım. Bu vatandaş adliyeye gelse duruşma salonunda orada mübaşire Aynı saldırsa. şiddeti Bakın görüyor. savcıya hakime bile değil. Mübaşire saldırsa, sandalyeleri tekmelese, orada mübaşirin ya da birinin bilgisayarını kırsa tutuklanır mı, tutuklanmaz mı? Peki onlar devlet memuru onun için tutuklanıyor değil mi? Peki orada çalışanlar ne? Bunlar da kamu çalışanı değil mi? Sen şimdi Türkiye'de hani ya at cezaevine 10 yıl da değil. Ya bir tutukla bu bir şeydir. Zaten tutuklama birini suçlu da gösterir. Tutuklama bir tedbirdir. Bir caydırıcı bir Yani meslek var yani. bazen koruma amaçlı da Yani bir tutuklarsın. Şimdi yani. Sakarya'da şiddetin boyutu anormal derecede. Ya bakın burada ben özel hastanede bile bunu yaşıyorum ya. Geçen gün başıma geleni size söyleyeyim.
Dedim ki adama, böyle geçiyorum koridordan. Koridorda oturuyor. Beyefendi lütfen maskenizi takar mısınız dedim. Aldığım cevap ne? Sende maske takılı ya dedi. Bakın yani şimdi. Uzatsam kesin kavga çıkar. Yani bakın. Yani yürüdüm gittim. Yürüdüm gittim. E şimdi yani hekimler ya devlet hastanesi yani eğitim araştırma hastanesinde doğum evinde mesela. Şu anda davası olmayan doktor var mı? Davası olmayan doktor yok. Bakın ben bile şikayet ediyorum CİMER'e. Şikayet sebebi ne? Yoğun bakıma ziyaret yapıyorum. Ve benden CİMER savunma istiyor. Ya kardeşim buna yazsana cevabı. Yoğun bakımlarda pandemi nedeniyle ziyaret yok. Zaten olmaz. Pandemi olmasa da yoğun bakımda ziyaret olmaz da.